Susurluk ayranı bildiğimiz yoğurdun kendi saf halinden biraz kendi içinde mayasında ekşileştirilmiş ve yukarıdan akıtılarak bol köpüğü olan özel bir ayran. Tostumuz da İzmir, İstanbul arasında, Bursa-İzmir arasında olan ilçemiz Susurluk'ta. İnsanların yorgu güzergahı üzerinde dinlenirken aynı zamanda insani ihtiyaçlarını giderme ve karınlarını doyurmak istediklerinde ortaya çıkmış gerçekten muhteşem bir tost, kaşarı özel. Susurluk tostu ve ayranı çok meşhur. Bu güzergahı kullanan herkesin bildiği, kullanmayan da herkesin bildiği iki ürünümüz. Kendine bir şekilde markalaşıp yer etmiş, coğrafi işaretini almış ve o güzergahta seyahat edenlerin de bir şekilde ya işte yola çıktığında otomatikman doğal bir şekilde molasını verdiği ve tükettiği ürünler haline gelmişler. O yüzden bu iki ürün için de bizim için yeri ayrı diyebilirim. Yani burada tabii işin şu boyutu var. Tost dediğimizde sadece tostu hepimiz evde yapıyoruz. Ama burada Susurluk tostunun kendi bir takım özellikleri var. En basitinden orada kullandığınız ekmek, içine koyduğunuz peynir, az tuzlu bir kelle peyniri koyarsınız. Bu tabii onun özgü, o kendine özgü tadını veriyor ve insanların da tercihini, teveccühünü görmüş oluyor. Sadece burada satılan, pazarlanan şey tabii tost olmuyor. O tosta girdi olarak onu sunan peynir. Bizim zaten ilimizin şu anda en iddialı olduğu, Balıkesir'in en iddialı olduğu alanlardan biri diyebilirim. Çok bilinmiyorduk ama dedik ki biz peynir üretiyoruz. Biz peynirde markayız dedik Balıkesir olarak ve bunu şu anda ispatlamak için çok farklı çalışmalar yapılıyor birçok kurumumuz tarafından. Aslında tostun da en önemli girdisi olduğu için oradaki peynirin buradaki bağına değinmeden olmazdı. Peynir zengini bir yeriz. Sütü koruma altına almak için herkes kendine göre bir peynir yapmış ve Susurluk tostunun özelliği de böyle bizim peynirimizin olması ve aynı zamanda manda bölgesi, su sığırlıktan gelir. Yani Susurluk kelimesi su sığırlıktan oluşmuştur. Buradaki hayvan varlığı, zengin toprakların özelliği hayvanların hem etini yani besi hayvanlarının küçük başta da büyük başta da sütüne de yansımıştır bu. Sütün de peynire yansıması var. Ekmeğimiz özeldir, buraya has. Salçamız çok özeldir. Bir tosta olması gereken sucuk, peynir, ekmek ve aynı zamanda salça kendi kombinasyonuyla mükemmel bir lezzet ortaya çıkarır. Yöresel ürünlerdir. Ayran da yine koyun, inek, manda, yoğurtlarının, sütlerinin birbirinden karışımından oluşan özel bir ayranımızdır bizim. İkisi bir araya gelince de insanların Bursa'dan geçerken İzmir'e doğru Susurluk'ta duralım, bir Susurluk tostu yiyelim festivaline dönüşmüştür. Ve kendine özel lezzetleriyle her zaman Susurluk hala bir durak noktasıdır. Susurluk, İzmir, İstanbul karayolunda konaklama merkezi olarak bilinen Şirin, güzel bir ilçemiz. 44 bin nüfusumuz var. Balıkesir adı almadan daha Karasibeli iken Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet Karasibeli'nin ziyarete geldiğinde bu bölge hayvancılık anlamında gerçekten gelişmiş bir bölgeymiş. Yani sulak alanlar, hayvancılığa uygun alanlar mevcut olduğu için o dönemde bir köylü hanımefendi Fatih Sultan Mehmet Han'a bir ayran ikram etmiş. Ta o döneme dayanır ayranın hikayesi. Zaman içerisinde bu yol güzergahının tam ilçemizden geçmesiyle ilçemizde
bu işi iyi yapan, hizmet sektörünü geliştiren firmalarımız zaman içerisinde Surp tostunun ve ayranının yol üzerinde belli bir kaliteye ve standarda oturtarak tanınmasını ve markalaşmasını sağlamıştır. Surp tostu ve ayranın hikayesi ta Osmanlı döneminden, Fatih Sultan Mehmet Han'dan başlayıp günümüze kadar güzel bir şekilde gelmiş. Surp tostumuz, yöremizde yapılan tava ekmeği dediğimiz özel bir ekmek var, kalıplarında yapılır. Bu bir gün dinlendirilir bu ekmek. Sonra tostluk ekmek şeklinde kesilir. Bölgemizde üretilen, yani hayvanların yağı, bizim özellikle beslenme şeklinden kaynaklanan yağ oranlarımız yüksektir. Mihaliç peyniri de geçer adı. Bizim tost peyniri dediğimiz peynirimiz. Bu peynir ve dana sucuklarından yapılan hem sucuklu hem peynirli şekilde tostumuz üretilmiştir. Tostumuz nasıl olur? Burada tost makinelerimize koyduğumuz ekmeğimizi belli bir gramajları var. Koyduğunuzda o peynir hiçbir şey alınmadığı için kendi erir. Herhangi bir böyle kaşar gibi eriyip yok olmaz. Hacmiyle kalır. Siz onu ısırdıkça ağzınızda uzar gider o peynir. Ve o dönemden beri aynı şekilde üretildiği için yoldan geçen tüm misafirlerimizin de ağzında aynı tat kalmış ve insanlar yola çıkarken bunu yemek için yola çıkar hale gelmiştir. Ayranımızdan bahsedeyim. Bir espri vardır hatta. Ya biz evde bu ayranı böyle köpürtemiyoruz, edemiyoruz diye. Çünkü neden? Bizim burada kullanılan yoğurtta hiçbir şey alınmamıştır. Hiçbir yağı, pastörize edilmemiş, her şey doğal olarak gerçekleşmektedir. Ve ilçemizdeki dağlardan gelen sularla da yapıldığı için kendiliğinden köpürmektedir koyu kıvamda olduğunda. Susurluk ayranı yoğurttan dolayı özel olarak üretiliyor. Bu da bu yörenin inekleri, yani yeşilliği, tam yağlı yoğurt olduğu için köpürmeyi ondan yapıyor. Bir de makinede devri daim yapıyor. Susurluk tostumuzun çeşitleri isteğe bağlı peynirli oluyor, isteğe bağlı karışık, isteğe bağlı sucuklu oluyor. Sadece peynirli, Mihaliç peynirinden oluyor. Karışık da sadece bizim kendi sucuğumuz var. Kendi çiftliğimizde ürettiğimiz hayvanlardan yapıyoruz. Bizim peynirimiz diğer peynirler gibi tostun içerisinde dağılıp kaybolup gitmez. Isırdığınızda, ağzınıza aldığınızda çıtır bir lezzet uzayıp böyle sünebiliyor, yani uzayabiliyor. Özelliği de bu zaten. Tost bizim gün içerisinde pratik, her an ikram edilebilecek. Yani açım demekle, karar vermekle yeme arasında 10-12 dakika içerisinde herkesin evinde altyapısı, sucuğu, tereyağı, kaşarı ve buna konulacak salçası zaten vardır. Mühim olan bir tost makinesinin içine koymak. Ürünsel baktığınızda çok büyük bir ürün anlamında değil gibi gözükmekle birlikte bizim için çok önemli ürün. Çünkü daha Susurluk dediğiniz anda ilk akla gelen iki üründür. Susurluk tostu ve ayranı. Bugün reklamlarda dönenden tutun, yani Susurluk'ta ayran içeceğim, ya da seyahat planlamanızı yaparken, planlarken insanlar hep Susurluk'ta durup planladıkları şey tost ve ayrandır. Yani insanların planlamasına kadar girmiştir tost ve ayran. Bizim için çok önemlidir. Coğrafi işaretin en önemli katkısı bir ürüne alındığında onun ürettiği katma değeri arttırması olmalı. Yani siz bir ürünü geleneksel olarak veya o bölgeye has olarak üretiyor olabilirsiniz. Bu geçmişe yönelik olarak belki yüzyıllara kadar sirayet de edebilir. Ama siz buradan ne kadar katma değer üretiyorsunuz? Bunun size geri dönüşü ekonomik olarak farklı açılardan ne kadar iyi oluyor? Bunu sorgulamak lazım. İşte coğrafi işaret de aslında alındığında
o ürünün katma değerini arttıran, oradan edinilen ekonomiyi, kazanılan ekonomiyi yükselten ve o ürünün standartlarının korunmasını ve kalitesinin saklanmasını, korunmasını sağlayan bir yapıdır. Şehrimizden geçen, şehrimizi ziyaret eden tüm misafirlerimize ben bu vesileyle şunu söylemek isterim. Her bütçeye uygun bir ürün tanımı yapabileceğimiz bir şey. Susurluk, toz ve ayran birlikteliği. Bu her bütçeye uygun ürünümüzü tatmaya, bu ürünümüzü deneyimlemeye sizleri de davet ediyoruz. Coğrafi şirat alınması, biz 2013 yılında başvurduk. 2013'ten 2017 yılına kadar alınması ile ilgili süreçler gerçekleştirdik. Çünkü bu ürünün gerçekten bu yöreye aitliğini ve geçmişten geldiğini ispat etmemiz gerekiyordu. Biz bunu belgeleriyle birlikte sunduk. 2017 yılında da coğrafi işaretimizi aldık. Biliyorsunuz artık en önemli şey gıda ve gıdanın güvenilirliği. Bu coğrafi işaret gıdanın güvenilirliğini sağladığı için yoldan geçen, ki ilçeden geçen araç sayısı günlük çok fazla. 22 bin araç gibi geçiyor günde yazın. Yani bu lezzeti bilen insanların aynı lezzeti araması, gittiği bir yerde markette susurluk ayranını gördüğü zaman tercihen bunu tercih edeceğini bildiğimiz için ilçe ekonomisine katkı sağlayacağını düşünmekteyim. Artık uluslararası anlamda da coğrafi işaretler yayılmaya başladı. Bugün yurt dışından gelen bir insan da internetten girip tıkladığı zaman nerede coğrafi işaretli ürünler var? Yani ürünün güvenilirliğini, ürünün kalitesini, ürünün devamlılığını sağlamak açısından coğrafi işaret bizim için önemliydi. Ve biz bunu oda olarak ilçemize kattığımız için çok mutluyuz. Coğrafi işaretleri aldıktan sonra tostumuzun ünü daha da artıp gitti. Bundan sonra hedef kitlemiz artarak devam edecek. Buraya yalnız bizim için tost yemeye gelen insanlarımız var, müşterilerimiz var devamlı. Bundan sonra gelecek nesildeki çocuklarımıza bu işi yapmayı tavsiye ediyoruz. Ben severek yapıyorum, onlar da severek yapacaklarına inanıyorum. Bu güzel tostu yemek için mutlaka Susurluk'a uğrayıp bu Susurluk tostunu yiyip ayranını da içmelerini tavsiye ediyorum. Herkesi Susurluk'a bekliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.